Bugün WordPress tema entegre dersimize puanlama eklentisini yükleyerek ve puanlama eklentisini bizim temamızda görüntüyle birebir hale getirmek için çalışacağız. İlk önce hemen WordPress'imizin admin paneline gidelim. Admin paneline gitmek için vp-admin dememiz yeterli. Kullanıcı adımız admindi. Parolamız 1234'tü. Buradan hemen yeni bir eklenti ekleyelim WordPress'imize. Eklentiler yeni ekle. Eklentimizin ismi post rating. Post ratings. Hemen eklentilerde arayalım. Buradan hemen bakalım. En baştaki bizim eklentimiz, bize lazım olan eklenti bu, en baştaki eklenti. Şimdi kur diyelim. Tamam diyelim. Bizim eklentimiz şu an yükleniyor. Eklenti yüklendikten sonra hemen eklentiyi etkinleştirelim. Eklentiyi şu an etkinleştirdik. Hemen ayarlarına gidelim. Settings'e tıklayarak ayarlarına gidelim. Burada bize puanlamayı soruyor. Maksimum puanlamayı. Bizim temamıza bakarsak 1, 2, 3, 4, 5 yıldız var. 5 bizim için uygundur. Daha sonra bize lazım olan burada sadece yazılarda puanlama sistemi olsun diyor. Doğru, bizim için uygundur. Burada puanlama sisteminin nerede yer alacağını söylüyor. Bizim için bakarsak temamızda postun hemen üstünde. Buraya before post content, yani post content'in hemen üstüne. Nerede geçerli olsun? Postlarda, yani tek sayfalarda ve ana sayfada geçerli olsun diyor. Hemen save change diyoruz. Değişiklikleri kaydediyoruz. Diğer taraftan da sitemizi yeni sekmede aç diyerek açalım. Bakarsak puanlama sistemi burada geldi şu anda karşımızda.